Bu olayın sonunda eğer bir cinayet, bir kaçırma, bir şey çıkmadığı zaman bu insanlar hepsi mağdur olarak şey yapılacak. Yani ne oldu? Dünyada bütün herkes biliyorsun Fethullah Gülen kendisiyle ilgili sövdürü, ettirü, mason diye haber yaptırdı. 28 Şubat'ta hatırlayın. Benzer operasyonlar Türkiye'ye yapılmıştı. Neydi işte Ali Kalkancılar, Oncular, Buncular, tarikatlar diye acayip acayip şeyler yaptırıp gerçek aslında, Müslümanlara hedef aldırdılar. Aynen. Yani orada da bakın dikkat edin çok benzer bir şey var. Acmendiler diye bir grup vardı. Nerede şimdi o grup? Hiç ortada yok. Yok ortada öyle duruyor, bir şey. Duruyor Ümraniye'de. Hayır duruyor da yani nerede gündemde değil yani. Arada sırada bir açıklamalarını ben takip ediyorum da gündemdedir tabii. Ama ondan önce sokaklarda böyle beraber Taksim'de bir takım şeyler, zikirler yaparlardı, camilere giderlerdi değil mi? Ya o Epstein listesi asıl değil mi? Orada başka kimler var Mustafa Tanyeri? Şimdi burada ismini koymadığımız. Şimdi şu burada tabii ki en önemli konu politikacılar. Ya Epstein adasındaki çıkan bir şeyleri. Şey Mustafa Tanrı. Ben şimdi. Şimdi bunu bir kere yerli yerine koyalım. Oradaki çıkan kepazeliği, rezaleti örtmek için çıkartılmış bir şey bu. Ben bir şey söyleyeceğim. Olabilir. Bu yani böyle bir ihtimal, güçlü bir ihtimal var. Ben şimdi Washington DC'ye gittiğimde FBI binasının hemen arkasında bir otelde kalıyordum. FBI binasının önünden geçerken Edgar Hoover ismini. Evet. FBI'ın 37-40 seneye yakın başkanlığı başında olan ve bu başkanın en büyük özelliği bu siyasiler, Amerikan siyasetçilerin tamamını gizli kaset, işte kendisi de gay olan birisi Edgar Hoover'da gaydi. Ve Amerika'daki bütün ne kadar sanatçı, özellikle politikacıların tamamını kasete almış bir oranın başkanıydı. Burada da böyle bir hani FBI veya CIA vari bir kurum var mı? Çünkü bu adamın işine bu kasetler ne işine yarayacak ki? Bu yarasa yarasa Amerikan politikalarını belirleyebilecek bazı kurumların işine yarar. Şimdi burada tabii sadece Amerikan politikası demeyelim, global politikaları etkiliyor bu. Sayın seyirciler, Amerikan şimdi bir politikası. Geri çizelim. Bu şey, Mustafa Tanyeri anlattı. Bu vitrin. Tabii tabii. Bu vitrin böyle şey gibi. Şekerli bir şey koyarsın, yani sinekler gelmeye başlar ya. O görüntüler çok önemli değil. Kimin işine? O pedofili ilişkileri, oradaki yaşı küçük çocuklarla yasa dışı ilişki yaşayan o görüntüler gizlice çekilip kimin işine yarar? Ben yani buradaki sonuç ölen Epstein'in ona mı yarar yoksa bağlı bulunduğu Mossad veya CIA tarafından kimlere şantaj yapıldı? Ya şimdi şöyle söyleyeyim yani gerek hani artık başkan seviyesine kadar uzanan, başkan yardım seviyesine kadar uzanan senatör, kongre üyesi, yargıçlar gibi. İşte bu Amerikan, ya CIA vardır ya FBI vardır. Yok şimdi şöyle esas bunun arkasında Mossad var. Mossad. Tabii zaten Jeffrey Epstein Mossad'ın elemanı ve hapiste de ölmedi. Yani bundan ben eminim. 1,5 metrelik yere kendini asarak boynu kırıldı falan böyle bir adam, şey mümkün yani değil. Adam yani 1,90'a yakın boyda iri yarı birisi. Kayışından ranzasını asıyor filan böyle hani yani şöyle söyleyeyim ki bir insan kafasını duvara vurup daha kolay kendini boğarak öldürmesi veya gibi kendini bir şey. Boğarak öldürebilir. Şimdi ben bu konuyla alakalı aslında çünkü bu tip bir verileri açık bir kaynaktan edinmeniz biraz zor. Ben bunu şuna bir arkadaşım var yani bir tanıdığım var diyelim kendisi Yahudi bir iş adamı milyarder bir iş adamı onunla işte bir münasebetimiz olmuştu hatta eski başkanın da yakın arkadaşı. Ben dedim ki ya ne diyorsun dedim bu şeye. Yani Epstein olayına. Epstein yani bence dedim ölmemiştir. Bu dedim çok yani bu hikayede yanlış şeyler var. Ölmedi tabii dedi. Aa. Nerede dedim? İsrail'de dedi şu anda. Ben mesela ona katılmıyorum. Bu Yahudi cemaatinin lideri olan Ben mesela ona katılmıyorum. Epstein çok önemli bir adam değil. Honeypot denilen CIA'nin kullandığı bir şey. Kontrolden çıktı. Onu öldürmüşlerdir. Niye saklasınlar ki Epstein'i? Epstein bu işin beyni değil ki. Beyni değil ama şöyle yani şimdi mesela... Öldürür adamı hiç konuşmasın Epstein daha iyi. Epstein bu arada Yahudi mi? Tabii ki Yahudi. Ama şöyle yani şimdi bir taraftan da tabii siz her kullandığınız adamı öldürürseniz... Ama şimdi adamı kaçıracak olsalar en azından kör gözün parmağını ölmüş gibi yapmazlar. Yani ben olsam hani onların yerinde öldürür kurtulurdum bunu. Çünkü gereksiz şeyler konuşacak. Ama yani bak şimdi hikayede karanlık noktalar var. Onunla öldü dediği saatlerde kamera kayıtları yok.
Orada başında... Ama kimin öldürdüğü anlaşılacak kamera kaydı olsa. Tabii. İşte ama yani şöyle, mesela onu öldürmek için de başka birçok şey de bulabilirlerdi. Mesela bir ilaç verirlerdi, kalp krizi geçirirdi kendiliğinden. Peki bu olay ve niye kameralar açığa önünde çıktı? Ölürdü. Bu olay nasıl açığa çıktı? Bu şimdi mahkemesi görülüyordu bunun. Mahkeme zabıtları kamuya açıldı da biz o yüzden görüyoruz. Hayır, bilgisayarında şöyle, çıktı. Müştekiler var. Müştekiler açıkça konuştu. Hatta şu an ismini hatırlamıyorum. Bir bayan üç var. 3 yıldır görülüyor mahkeme değil mi? Tabii 4 tabii yıldır. görülüyor. Ve şimdi arkasından o bayanın yani mahkeme önünde yaptığı kamuya açıklamalar var. Ve bu televizyonlarda da yayınlandı bu açıklamalar. Kendisi bizatihi ne yaşadığını anlattı orada. Yani bu şimdi bir daha altını çizelim. Bu hani nasıl meyve suyunu şekeri koyarsanız sinekler gelir hep. Bu Hollywood starlarını bu sinekleri çekmek için tabii kullanmışlar o da şapır şapır. Parlak bir parti görüntüsü vermek için kullanıyorlar. Parti. Yoksa bu kişilerin bir önemi yok. Bir önemi yok yani. Asıl onlar liste, hedefte değil. Asıl liste ya önemli operasyon değil mi? Operasyon içinde de yer almıyorlar. Doğru peki mu? O asıl liste... Onlar sadece figüran olarak arka yani cazibe oluşturmak için kullanılan insanlar bunlar. Peki asıl liste çıktı değil mi piyasaya? Bir liste var. Uçağa binenler var. Adaya gidenler var. Bir yüzlerce kişi çıktı. Daha da çıkacak galiba çıktı, değil tabii mi? Bir liste var ama şöyle de tabii yani hepsinde tabii bakarken analiz ederken dikkatli olmamız lazım. Mesela diyelim ki biz bile belki hani bu insanlardan bazıları tanışık olsak bir kere davet edilip gidebiliriz oraya. Mesela Trump için diyorlar ki uçağına bindi. Halbuki işin gerçeği uçağı bozulduğu zaman Trump kiralamış onun uçağını ve Epstein'in kendi golf sahasına girmesini yasaklamış kadınlara sarkıyor diye Trump. Ama mesela evet. Trump'ı şimdi sanki bu adanın keyif süreni gibi ortaya sürüyorlar. Bir de böyle bir tabii, şey var. Tabii yani işte bunun için yani burada her adı geçeni ya bu pedofilidir, bu işte tecavüzcüdür veyahut da işte şantaja maruz kalmıştır diyemeyiz. Ama mesela Bill Gates adaya 28 kere gitmiş. Şimdi bu bir... Şimdi bir son dakika gelişmesi var. Biz şimdi bu konudan bir çıkıyoruz. Bir son dakika gelişmesi var. Hemen line'ı alıyoruz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu akşam oynanan Antalyaspor Trabzonspor Süper Ligi müsabakasında attığı golden sonra İsrail'i biraz önce ben okudum bunu. İsrail'in Gazze'ye yaptığı katliamı destekleyen hareketi nedeniyle İsrail'li futbolcuya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı halkı kin ve nefret düşmanlığı alenen tahrik etmek suçundan adli soruşturma başlatılmış. Onun son dakikası. Orada resimde de şimdi burada 7 Ekim yazıyor evet. Değil mi? Bu evet. 7 Ekim o orada saldırının... Bir de Davut Yıldız'ı var. Şeyce İbranice yazıyor ama 7 Ekim. Yani ICO Days yani ICO Days ve 7-10 yazıyor. Ne yani. Demek bu? Yani o ICO'yu bilmiyorum ama Days günler veyahut da o zaman başladı. Gücünce yani 7 Ekim'de başladı gibi bir şey. Katliamı destekleyen diyor çirkin hareketiyle bu şeyden Cemil sonra... Bey. Elini sarmış daha önceden. Evet. Özellikle oraya o notu yazmış. Golü attıktan sonra da gelip kameralara özellikle gösterdi. 100. gün, 7 Ekim'den beri 100. gün deyip orada bir de esas şey var. Bir yıldız var. O İsrail'in yıldızı bakın o 100. günden pardon. Sonra. Bu evet. ICO değil. 100. Yani 100, bu 100. değil mi ama? Evet, evet. Ben okuyamam. Şimdi 100, 100 oldu. 100. Tamam. Yani 100, 7 Ekim'den 100 beri 100 gün oldu 100 diyor. Gün, evet. 100 7 Ekim'den beri 100 gün geçti evet. Anlamında. 100 tamam. Gündür. Bu çünkü 100 burada... Kıvrım olduğu için bu. C gibi olmuş doğru. 100 orada o. Bir de yıldız var bakın. Evet sağında da. Antalya Spor evet daha futbolcusu. Da büyüdü şimdi daha şey. Evet. Biraz geri Sagim şey yaparsan. Jeskel. Jeskel. Nedir Jeskel? İsmi. Soyadı. Antalya Sporlu herhalde bunu paketleyip yollayacak yanında Antalya Spor. Yani bonservisi veya bütün sözleşmeleri bu saatten sonra forma ya. Sponsoru da açıklama yaptı. Hı-hı. Çağlayan grup. O da dedi ki eğer bu gönderilmezse biz de sponsorluktan çekiliyoruz dedi. Evet. Dursun Bey ki Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı. Evet. Yani talihsiz bir şey olmuş yani maçta. Evet. Şimdi şeye geri gelelim. Bu Epstein listesini bir toparlayalım en son. Evet. Biz bu konuyu da pardon bir soru soracağım. Şimdi bir iddia var. Deniyor ki bu
bebeklerle ilgili bu Yahudi sinagoglarındaki tünellerden işte kanlı yataklar çıktı, bebekler çıktı. Bunlar bir yerde. Bir yerde de Amerikan uçak gemisinin işte geri gelmesi, Kıbrıs tarafına Amerika'nın İsrail'e desteğini azaltması gibi hususlardan dolayı bunu Mossad'ın Amerikan yönetimine, yukarıdakilere bir şantaj olarak sızdırdığı söyleniyor. Evet. Epstein dosyasına gitsin. Ama burada şöyle, yani burada hedef yine Yahudiler aslında. Yani ya Mossad'la Amerikan gizli servis arasında kendi ayaklarına sıkmış gibi bir durum olur aslında. Ya zaten yani 15-17 milyon Yahudi bütün dünyanın hedefine koymak. Bence tam tersine, ben Mustafa Tanyer'i desteklemek masaya için. Masaya geçelim yavaş yavaş. Amerikan yönetimi Yahudilere ayar vermek için bu dosyayı, doğru mu? Bence evet, bazı Yahudilere dönük bir şey bu. Evet. Evet. Sen ne diyorsun bu Epstein dosyasına? Bu dosyaya diyorum ki Amerika bu dosyadaki ahlaki zayıflardan dolayı zayıflar mı acaba? Amerikan halkı bunlardan etkilenir mi diyorum. Çünkü bir topluluğu derinden sarsacak bir ahlak ve yaşam kalitesi var burada. Amerika'nın son zamanlardaki böyle Amerikan, siz de demin söylediniz, 5. cadde sokaklarında bile artık insanlar yerde yatıyor. Böyle Amerika'da bir çöküş, bir o sihrin kaybolması gibi bir hal var. Acaba bu ada Amerika'nın bu şeyde... Bir şey değişir mi bu işler ifşa olduğu zaman? Soru bu. Ya şöyle, Amerika'daki Amerika'nın 1/3 diyelim. Zaten hani işinde gücünde sabahtan akşama kadar çalışan bir kitle var. O kitle nezdinde ben çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Sadece entelektüel bazda biraz daha hani böyle okumuş yazmış veya işte Amerikan burjuvazisi diyelim. Oralarda uyananlar olabilir. Çünkü bu sonuçta sorgulayan bir takım insanlar o kapsamda var. Orta sınıf Amerikalı sorgulamaz mı? Yani çoğunluğunun ben sorguladığını görmedim. Hatta mesela... Peki mesela bu Amerika'daki bu Siyonizmin böyle kırmızı çizgi olması, kimsenin dokunamaması, ya bu sorgulanıyor mu? Şimdi bu olay, bakın bu Gazze olayı, yani 7 Ekim'deki bu Hamas'la birlikte başlayan olay, Amerika'da böyle bir şeyi tetikledi, sorgulanıyor. Yalnız problem şu, bu önemli bir konu şimdi söyleyeceğim. Şimdi Yahudilerin Hristiyanlara attığı en büyük kazık, İncil'in önüne Tevrat'ı koyup Eski Ahit ve Yeni Ahit diye ortaya bir kitabı mukaddes çıkarmasıdır. Bu Hristiyanlara atılmış büyük bir goldür, onu söyleyeyim. Çünkü o zaman Hristiyanlar normalde kendi peygamberlerini öldürmüş Yahudilere bir hani antipati duyacakları yerde onların kutsal kitabında kendi kutsal kitapları kabul ediyorlar. Ve şu anda Amerika'da özellikle belli bir protestan camiada Judeo-Kristiyanizm denen Yahudilikle Hristiyanlığı birleşmiş hali. Birleştiren bir akım var. Tam bu konuda Netanyahu, evet, sayın seyirciler bir dakika, evet. Bir saniye. Netanyahu bakın 1990 yılında ne demiş? אז הייתה תמה שהוא ממה ידיעתו. עושים. הכנידה שהיא מספיק, כי היום כבר שוד, כמה שוד התבגן ועדיין ליבו. אבל יש עוד כמה שוד, שעות, אז יש להשתדים גם היום. בסדר טובות. Evet, kurulan tuzak bu değil mi? Hep beraber Mesih'i bekliyorlar. Evet, işte Evangelizmin de yaptığı bu. Bu da işte bu şu Yahudilerin öğretisinden geliyor. Ve Hristiyanları da buna inandırıyorlar. Şimdi siz bu Tevrat'la yan yana gelmiş ve Yahudilere de sempati duyan yeni Hristiyanlığa inanan bir Amerikalı olarak, sayıları da az değil bunların. Şimdi siz nasıl olacak da birdenbire İsrail'e karşı bir tutum geliştireceksiniz? Öyle bir şey söz konusu değil. Yani veya uzun süre yayılır. Amerika'da en çok bu konuya uyananlar Katolikler. Yani en çok... Evet, onlar uyanıyor. Patriot denilen, o kesim. Katolikler en fazla uyanıyor, evet. Ve
Latinler. Öyle mi? Evet. Çok ilginç. En peki fazla da kıyameti Latinler. Satanlar da bunlar mı? Hani kıyamet bu yok. Onlar işte o evanjelikler. İşte onlar, Judeo-Hristiyan. Evet, tabii tabii. Evet. Hani Tanrı'yı kıyamete zorlamak evet. diye bir tabir evet, var ya. Öyle bir kitap var. Evet, şu anda kıyamete zorluyorlar sen evet. diye. Evet. Şimdi kurtuluş. Bu senin... pedofiliyle ilgili bir şey ekleyecektim. Ekle. Bu pedofili dünyanın gündemini meşgul ediyor. Türkiye'nin de gündeminde bir yer aldı. Fakat az önce söylediğimiz... bahsettiğimiz PKK terör örgütünün yöneticileri, başındaki sözde liderleri birçok küçük kız çocuğuyla fotoğrafları işte servis edildi. Gündemde yer aldı. Kimse bundan rahatsız olmuyor. Kimse bundan etkilenmiyor. Yani PKK'nın %10'u 18 yaş altı, zaten düzeltiyorum. 15 yaş altı, %10'u. Duran yani, Kalkan işte. İşte tamam, örgütünün... Duran Kalkan ve diğer avanesi küçücük kız çocuklarıyla günlerini gün ediyorlar. Fotoğraflar bile vermekten çekinmiyorlar. Bunların pedofiliyle ilgili hiç kimse bir feryat etmiyor. Evet. Üstüne üstlük de bunlarla iş tutan bir sürü, aynı zamanda bu tarafı eleştiren bir sürü insan var. Evet. Bunu da kamuoyuna altını bir hatırlatmak istedim. Kurtuluş. Sen ne diyorsun? Evet. Bir medya köşen vardı ama ona şimdi şehitlerimiz evet. var diye girmiyoruz. Medyada evet. ne vardı? Bir de toparla sen de. Medyada şu bilgileri verelim. Bu terör saldırısının hemen ardından sosyal medyada terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan ve yanıltıcı bilgileri alenen yayan hesaplar tespit ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın bilgisine göre 126 hesap tespit ediliyor. Bunların enteresandır 122'si dışarıda, yurt dışı kaynaklı. Evet. Yani biz Türkiye'de sosyal medyada, internet üzerinden yayılan dezenformasyonun kaynağının aslında yurt dışı olduğunu biliyoruz. Evet. Bu çok yayılmıştı. Bu konuda bunu verelim. Bu hafta çok konuşuldu aslında. Son iki gündür. Bir de şehit ailesinin çadırda yaşadığına dair bir dezenformasyonu yaydılar. İnsanlar evet. hiç doğrusuna yanlışına bakmadan buna inandı. Kahramanmaraş evet. Valiliği açıklama yapıldı. Kendileri hak sahibidir. Konteynerleri de vardır. Çadırları da vardır. Kendi evleri zaten yapılıp kendilerine evet. teslim edilecektir. Evet. Sahaya indiniz mi seçim? Evet. Yani bizim Yalova'da adayımız belli. Çalışmalarımıza başladık. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Yalova'da İstanbul'da da kritik bir durum var değil mi? Yani evet. bıçak sırt o da olabiliyor, o da olabiliyor. Evet, bizim şehrimizin öyle bir politik güzelliği var. Ama bizim arkadaşlarımız, gayet teşkilatımız, tüm belediye başkanımız, adayımız şimdi de gayet uyumlu, güzel bir çalışmayı sürdürüyoruz. İstanbul'da da bugün vesilesiyle geldim. Birkaç ilçeyi de ziyaret etme fırsatım oldu. Çok güzel bir hava var. Yani Murat Kurum'un, bakanımızın, adayımızın sahada oluşturduğu sempati, pozitif gündem, şehre hizmet etmeyi önceleyen, hedefleyen, başka bir gündemi olmadığını, tek derdinin İstanbul'u geliştirmek olduğuna evet. yönelik söylemini ben seçmenin giderek daha fazla satın aldığını düşünüyorum. Evet, sen de programı kapat. Şimdi evet. programdan sonra da şehit Müslüm Özdemir'in portresiyle veda edeceğiz. Sen o portreye evet, bizi pasla. Evet, görünen şu ki dünyada bir ahlak anlayışı, depresyonu var. Bunu dünya birlikte çözemez herhalde. Bu küreselleşmenin getirdiği bir ceza mı bize? Bunu da bilmiyorum. Ama ahlak konusu dünyanın da konusu diye düşünüyorum. Evet, şehit Müslüm Özdemir'in portresiyle veda ediyoruz. Herkese iyi haftalar. Askerlerimizi kalanla kuvvet verir Allah. Vatanı için, koca saati için öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, siz hissetmezsiniz. Yiğitti. Hem de ne yiğit. Yasadır ey delil.
bütün sevdikleriyle birlikte koca bir dünyayı geride bıraktı. Vatanı ve milleti için canını feda etti. Ardında onunla gurur duyan koca bir Türkiye bıraktı, yüreklere gömüldü. Bekar da askere gitti. Çok terbiyeli bir çocuktu, çok asil bir çocuktu. Şehit Müslüm Özdemir dağ hayatının baharındaydı. 6 Şubat depremini yaşayan ailesini rahat ettirmek, sonra da bir yuva kurmak istiyordu. Çocuğun hayali evlenmeden önce size bir ev alacağım demiş. Ev almak istiyordu. Nasip olmadı, evet. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Müslüm Özdemir ve arkadaşları Irak'ın kuzeyinde hain bir pusuya düştü. Karşılarına çıkmaya cesaret edemeyen teröristler sisten yararlanıp ağır silahlarla saldırdı. Henüz bir yıl önce göreve başlayan Müslüm Özdemir, 8 arkadaşıyla birlikte şehadet şerbeti içti. Omuzlarındaki Türk bayrağının genç yaşta tabutunu örteceğini kim, nereden bilebilirdi ki? Askerlerimize kuvvet versin, askerlerimize kuvvet versin devletimize. Allah kuvvet versin, sağ olun. Ne demiş şair? Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Şehit Müslüm Özdemir de bir hilal uğruna canını feda eden batan bir güneşti. Müslüm bu topraklar için toprağa düştü. Şehitler Tepesi boş kalmasın, vatan bölünmesin, ezan susmasın, bayrak inmesin, milletine pranga vurulmasın diye rahmeti Rahman'a yürüdü.